Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Futuhat-ı Medine 2. cildinin 18. cüzündeyiz. Rabbim hayırlısıyla bu uzun yolculuğu bitirmeyi bize nasip müessir eylesin. Efendim, araç ve entegrasyon bölümündeyiz. Öncelikle entegrasyonun ne olduğunu ifade etmeye gayret edelim. Entegrasyon herhangi bir aracın bir başka araçla yahut daha küçük başka bir vesileyle bir araya gelerek aracın kendisinde var olan özellikleri kaybetmeden özelliklerin üzerine bir başka şeyin de eklenerek yeni bir özellikle önümüze gelmesidir. Yani aracın kendisine ait olan temel nitelikleri ortadan kalkmaz. Ancak üzerine yeni bir şey daha eklenmiştir. Bu eklenmişlikle beraber bize yeni bir imkan sunar. Yani bugünkü güncel tabirle güncelleme olarak ifade etmeye çalışacağım ama biraz daha mekanik bir boyuttan bahsediyoruz. Bu mekanik boyut örneğin herhangi bir arabamızın içerisinde var olan herhangi bir özelliğine yeni bir şey daha eklenip bu eklentiyle entegre olup bir araya gelip bu entegrasyondan yeni bir aracın kendisine ait olan özelliği kaybolmadan yeni bir yardımla, yeni bir destekle hayatımıza bir şey daha katılması. Örneğin bu aracın arkasına takılabilecek, yük taşımaya yardımcı olacak başka bir şeyin araçla entegre olup aracın temel özelliklerini kaybolmadan yine hareketli parçalardan bir parça olarak karşımıza gelmesidir. Dolayısıyla şöyle bir ibareyle başlamakta fayda var. Her araç bir entegrasyona aittir aynı zamanda. Çünkü her araç bir başka şeyle birleşmiştir ve bu birleşimler süreciyle temel niteliklerini kaybettiği anlar da vardır, kaybetmediği anlar da vardır ama kaybetmediği anlar entegrasyona ait olduğu anlardır diyebiliriz. Bu aidiyet entegrasyona aittir dedikten sonra şurasını ifade edelim. Bu aidiyet çeşitliliğe engel değildir. Çünkü bir başka şeyin çeşitliliğini önünden kaldırmaz, bir başka şeyin oluşumunu engellemez. Tam tersine bu çeşitliliğin kendisi entegrasyondan bağımsız bir şey de olabilir. Yani entegre olmadan evvel araca entegre ettiğimiz diğer unsur tek başına da bir araç olarak var olabilir. O zaman birden fazla aracın bir araya gelerek yepyeni bir araç değil, birden fazla aracın bir araya gelerek ikisinin de temel niteliklerinin görülebildiği ve ana koşullarının değişmediği ama entegrasyonla beraber insana yeni bir faydası olacak ya da bulunduğu sistematiğe yeni bir faydası olacak bir entegrasyondan bahsediyoruz. Bu entegrasyon doğal hayatımızda çok net bir biçimde defaatle karşımıza çıkmaktadır. Örneğin mikroklima ortamları diye tabir ettiğimiz ortamlar vardır. Normal şartlarda sıcak iklimde olan bir bölgede iki dağın arasındaki vadide farklı bir entegrasyon meydana gelir. Vadinin kendisi mevcutta var olan büyük mevsimsel koşullardan ayrı düşünülemez. Ama vadinin kendisi makro klima ile entegre, yeni bir mikro klima ile doğanın içindedir ve doğanın o alanında diğer bölgelerde görülmeyen başka canlı türlerini de görebiliriz. O zaman buradaki araç mekanizması bir entegrasyon sürecini doğurmuştur ve bu entegrasyon sürecinden bağımsız çeşitliliğe engel olmayacak şekilde varlığını devam ettirmektedir. Elbette ki farklı araçların entegrasyonuyla işte bu manada yeni bir araçtan bahsedemeyiz. Çünkü iki aracın da temel nitelikleri kaybolmamıştır. İkisi de kendisini ifade etmektedir. İkisi de tabiri caizse birbiriyle işbirliği içerisinde kullanılabilecek yeni bir entegrasyon sürecini karşımıza getirmektedir. Hakikat entegrasyonlar araç arızalarıyla arıza biriktirirler. Dolayısıyla entegrasyonun kendisinden doğan bir arıza da mutlak surette aracın kendisinde var olan bir arıza söz konusudur. İkisi bir araya geldiğinde yeni bir arıza meydana getirmez ki aslında bu dersin en önemli konularından birisi bu olabilir. Yani şöyle ifade edelim. Aracınızın arkasına bir karavan takıyorsunuz. Birbirine entegre ediyorsunuz. Karavan tek başına bir yerde durabilen, içinde yaşam kültürünün devam edebildiği bir
araçtır. Aracın kendisi de dört tekerlekli hareket edebilen motorlu bir araçtır. İkisini yan yana getirdiğinizde yeni bir entegrasyon meydana gelir. Yeni bir çeşit oluşur. Ama ana çeşitler görüyoruz. Biri araba, birisi de karavan. Birbirine entegre ettik. Şimdi bu entegrasyonda yolda diyelim ki arka tarafta büyük bir sallantı meydana geliyor. Entegrasyondan doğan bir arıza değildi bu. Ya o karavanı çeken öndeki dört tekerlekli ana araçta bir problem vardır. Oradan kaynaklanmaktadır. Yahut karavanın kendisinden kaynaklanmaktadır. O zaman geleceğe dair söylemek gerekirse entegrasyonların arızaları araçların kendisine aittir. Ve bu birikim aracın kendisiyle ilişkilidir. Entegrasyonun kendisiyle alakalı değildir. Birden fazla aracın kendi niteliklerini ortaya koyduğu değerleri bu şekilde ele almazsak eğer araçtan entegre olmuş yeni aracı yepyeni kabul edip buradaki arıza odaklanabiliriz. Bu durumda ise aracın kendisinde var olan eksikliği görmemiz ne yazık ki kolay olmaz. Bir dahaki bölüm görüşmek dileğiyle efendim. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.